Yeşilçam'a damga vuran ve 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra zor günler geçiren Betül Cüretli Batır 40 kiloya kadar düştü. Arkın'ı çok özlediğini söyleyen Cüretli Batır, "Kaybettikten sonra bunalıma girdim, tedavi gördüm," dedi. Yeşilçam'a damga vuran ve yaşama boyunca 300'ü aşkın filmde başrol oynayan Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de kalbinin durması nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti. 55 yıllık hayat arkadaşının ölümüyle kahrolan Betül Cüretli Batır, hızla kilo verdiğini ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyledi. Cüneyt Arkın'ı çok özlediğini belirten Cüretli Batır, "Hatıralar var diye evimizi değiştirmedim. Nereye baksam onu görüyorum. Oturduğu köşe, yazı yazdığı, resim yaptığı yer, hatıralarla yaşamayı tercih ettim. Ama acı çekiyorum," dedi. Cüneyt Arkın'la 55 yıllık bir geçmişleri olduğuna dikkatini çeken Cüretli Batır, "1 Haziran'da tanışmıştık. 1 Haziran tanışma yıldönümümüz, biz evlilik yıldönümü falan hiç kutlamazdık. Tanıştığımız gün çok önemli bir gündü bizim için. İkimiz de çocukluğumuzu, gençliğimizi, yaşlılığımızı beraber yaşadık. Hayatı beraber paylaştık," ifadelerini kullandı. Cüretli Batır, Cüneyt Arkın'ın sevgisini çok güzel ifade eden bir eş olduğunu vurgulayarak, Arkın'ın tanışma yıldönümü evlerinin her köşesinde papatyayla süslediğini ve bundan çok etkilendiğini söyledi. "Ufak şeylerden mutlu olan insanlardık," diyen Cüretli Batır, Cüneyt Arkın'ın hayat felsefesini şu sözlerle aktardı. "Gösterişten hoşlanmazdı. Cüneyt'i tanıyanlar bilir. Hiçbir şey eskimeden yenisini almazdı. Hiçbir zaman lüks arabalara binmedi. Çok büyük villalarda oturmadı. Onunla çok mutlu bir hayatımız vardı. Çok özlüyorum onu. Çok olağanüstü bir babaydı. Halkın sevgisi onun için çok önemliydi. Ne para, ne pul, ne şöhret. Mezarına gidiyorum, insan kalabalıkları görüyorum. İnsanlar mezarına güller koyuyor. İnsanların ona olan sevgisi beni çok mutlu ediyor. Halk adamıydı. Vatanseverdi. Vatansever bir insandı," ifadelerini kullandı. Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından çok zor zamanlar geçirdiğini altını çizen Cüretli Batır, "Cüneyt'ten sonra bir kere bunalıma girdim. Tedavi gördüm. 40 kilolara kadar düştüm. Korkunç bir şeydi. Şimdi toparlamaya çalışıyorum. Çocuklar babaya çok düşkündü. Onlar sayesinde toparlanıyorum. Yavaş yavaş. Toparlanmak zorundayım. Çocukların beni de kaybetmesin," diye konuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.